Merhabalar, İrem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sevgili Sena benim konuğum. Arkadaşımla sevdiğimiz tatlardan biraz sohbet edip size de güzel bir tarif vermek istiyoruz. Sevgili Sena, hoş geldin demek istiyorum tekrardan. Canım. Merhabalar, nasılsın? Çok mutluyum geldiğin için. Bugün birlikte yemek yapacağımız için de ayrıca çok heyecanlıyım. Sena aşırı yemek yapmayı seven, aynı zamanda da küçük bu anlamda da ufak workshoplara katılıp yapmış olduk güzel imzalı yemeklere de sahip. Sena biraz bize kendinden bahseder misin? Öyle seni tanıyanlar da var aslında. İmza yemekten falan diye panik oldum. Ama öyle. En baştan başlayalım o zaman. Tamam. Mesela doğduğum günler yok. Sena pek demek. İki çocuk annesi, evli, mutfakla uğraşmayı seven herkes kadar. Yemek yemeyi çok seven bir insanım öncelikle. Ben mutfakla uğraşmamın sebebi, yemek yemeyi çok sevdiğim için bunu yapmalıyım. İşte bir yemek yediğimde hemen, bunun tarifi nasıldır acaba ya? Çünkü hani gerçek yiyiciler beni anlar. Gerçek yiyiciler beni ben anlar. Ben de gittiğim bir restoranda merak edip sorarım. O yüzden seviyorum. Her zaman elimin altında olduğum için. Onun dışında içten gelen bir şey bence. Yengeç burcu kadınıyım. O yüzden o annelik, yemek, mutfak falan. Belki biraz da göçmenin getirmiş olduğu hani o mutfak damak tadı da bence çok etkili olabilir. Bence de. Kuvvetli bir damak tadı ve yemek yemeği genellikle hani boşnak ya da göçmen ailelerde olan arkadaşlarımda hepsinde genel olarak bir mutfak merakı oluyor. Evet. Bu şekilde de bence bir yatkınlığın olduğunu düşünüyorum. Yatkınlık olabilir belki de. Anne tarafı Sivaslı, baba tarafı Boşnak. Aynı zamanda hemşireyim. 58. Yarısı İstanbul'un yarısı olduğu gibi. Aynen. Burada da buldu birbirine 58. O yüzden var bence, kesinlikle var. Annem de güzel yemek yapan bir kadın. Babaannem de öyleydi, anneannem de öyle. O yüzden mutfağın içinde doğdum, büyüdüm. Seviyorum. Ki eline de bence bu çok geçmiş. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Bir de el lezzeti diye bir şey var kesinlikle, diyorlar. Kesinlikle, ben de ona katılıyorum. Ben hiç yemek yapmayı bilmeyen bir insanken bile bir kere beraber babam için babamın sevdiği bir yemeği yapmıştım. O gün mesela şey demişti, sen olacaksın belli. Çünkü hani hiçbir şey bilmeden bunu çıkardıysan tamam, bir kere el lezzetim var. O yüzden herkesin yaptığı bir şey yaptığımda da bu güzel olmuş diyebiliyorlar, böyle unutsam da kaçırsam da işte oluyor yani. Biraz benzeşiyoruz. Ben de çünkü 19 yaşından beri yemek yapıyorum. Aslında baktığımız zaman bu anlamda herhangi bir sertifika ya da bir programa katılmışlığım yok ama alaylı aşçı diyebiliriz. Gerçi hala bu yolda bence öğreneceğim çok şey var. Ama yemek yapmak, evet, ilerleyen zamanlarda inşallah... Okul arkadaşı olacağız beraber. Bir konuştuk her şeyi, başlayacağız evet, inşallah. Neyse okula. Sürpriz olsun ya, anlatmayalım. Çünkü bizim sonrasında olan paralel videolarımız da gelecek. Gelecek. Tamam. Takipte kalın. Bu ikiliyi seversiniz yazın altına. Biz bu ikiliyi ne oldu diye beraber. Yorumlarda bekliyoruz sizi. Atacağız bugün şefim. Bugün aslında herkesin evde kolaylıkla yapabileceği ve lezzetli olacağı, net bir şekilde tutabilecek bir tarif. Gnocchi. Gnocchi. Güzel. Makarna sevmeyen yoktur bence. Bence hiç yok. Bir de kaldı ki yani hani yapıldığında aslında hiç patates tadı yok. O anlamda da çok muazzam bir tadı var. Hani yenildiği zaman makarna ama sadece patatesten olduğunu düşünmüyor insanlar. Kayseri'de bu patatesli tariflerle alakalı çok güzel isim de vermek istiyorum. Verebilir miyim? Biz rahatsız oldukça şey yapalım. Güzel. Kayseri'de Kayseriler bilir. Gubat'ta diye bir Çerkez restoranı var. Hı hı. Benim için en iyilerden bir tanesi. Orada bu klasik Kayseri şebikleri gibi Velibah dedikleri, bu Çerkezlerin bildiği, biliyor musun? Evet. Ben aşık oldum. Velibah diye bir şey yedim. İlk başta gittiğimde böyle işte normal klasik şebik, lavaş gibi. Ama yumuşacık. Onun dışında böyle çok yüksek, güzel böyle damağa vuran bir tadı var. Bu ne dedim? Patatesle açıyoruz dedi. Dedim aynen yok ki gibi. Aynen evet. Öyle dedi. Bilenler kısmen bir, aynen. Hamuruna patates koyuyorlar, açıyorlar ve lavaş gibi ön arka pişiriyorlar, yiyorlar. Onu işte peyniri servis ediyorlar. Ben incir reçeli ve kaymakla bayılıyorum. Hı hı. Aynı Velibah gibi bir şeyin içine zaten patates giriyorsa, yumurta giriyorsa, un giriyorsa, nasıl kötü olabilir ki? Mesela şey var, hani Kayseri'de o var, Sivas'ta da yöresel olarak hıngel var. Aslında çok içi da tamamen, o da patatesli. Şey soracağım, hıngel aslında Özbeklerin değil mi? Öbek, hayır. Türkler, onlar da öyle bir şey yapıyor. Onların mantısı var ama hıngel bizde daha farklı, yine daha geniş. Yine şu hamuru şu aynı şekilde, evet o şekilde, hatta onu da yapabiliriz ya bir ara, deneyelim. Patatesli. Arkada Sivas'ın yolları. Herkesin artık yeni dünya tarifleri
günlerinde herkes böyle evet. 12 gram işte eritritol bilmem ne falan böyle hani aşırı o bu işte aşırı derecede fit tariflerin olduğu dünyaya biz önce gnocchi'le giriyoruz, sonra hingerle giriyoruz, sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar bir şey soracağım. O fit tarifler yapılıyor ama herkes yemiyor. O fit tarifleri yemiyor. Yeniliyormuş gibi gösteriyorum. Ben de yapıyorum. Ben yapıyorum. Yapmıyor değilim. Hatta çok fazla bu anlamda da talep görüyorum. Hani bu şekilde sağlıklı tarifler. Evet var ama şu var. Karbonhidratı çok seviyorum. Bayılıyorum. Ve sevdiğim şeyleri genel olarak yapmak istiyorum. Bunu diyorum ve şimdi beni tanıyanlar inşallah izliyordur zaten söyleyeceğim de izlesinler. Ben umarım hiç yemem şu an. Ben yerim çünkü ben bir yer ketojenik takılıyordum bildiğim böyle. Amerika'dan size yemin ederim Bookstore'dan 150 tane falan kitap aldım. Yani 150 yoksa 40 tanesi kesin var. İşte keto kahvaltı tarifleri, keto tatlılar, keto zırtlar, keto vırtlar falan böyle ölüyorum. Uçuyor keşke hepsi. Yapabilseydim. Bu arada yapabilmek çok istiyorum. Hayatımın bir döneminde yapanlara da sonsuz saygımız var bu arada. Bu bambaşka bir şey. Bu ayrı bir şey. Bu bir yaşam biçimi. Hani bunu işte keto diyeti mi yapıyorsun? O hayır keto diyeti değil o. Keto yaşam tarzı. Bunu yapabilmeyi çok istedim ama gerçekten bir noktada ben bir boşluğum. Ve bunu olmadan yaşayamıyorum gerçekten. Çok işte bir şekilde dikkat ediyorum. İşte iki gün yiyorum. Şey muhabbeti de vardır ya böyle işte. Yiyorsun yiyorsun zayıf mısın? Ben o değilim mesela. Sen olsun okey. Ben yersem kilo alan bir insanım. O yüzden hiç bence... Böyle söylediğine bakmayın. Kendisi gayet manken gibi. 36 ama yok, beden. 36 bedenim ama bunun için çabalıyorum. Bence artık bu da insanları çok zora sokan, sıkıntıya sokan bir şey. Birileri sürekli diyet yaşayıp, diyet olmadığını iddia edip işte yiyorum yiyorum ama işte kilo almıyorum diye bir algı var. Ve bir anda da gerçekten mesela benim tiroidim var, haşimat olum var ve kilo aynı alıyorum. Aynı şekilde benim de var alıyorum. Ama işte. O yüzden mesela bu insanları çok yoruyor ve kırıyor ve üzüyor bence. Sürekli bu aşırı zayıfım, aşırı zayıfım ya zayıfım. Ben en azından şu an aşırı zayıfım evet okey bu kabul. Ama dikkat ediyorum. Bugün yediysem ertesi gün yemiyorum. O yüzden o bende yok. Tamamen. Hep diyet yapıp ama hiç aslında ben hep yiyorum da aç dolaşıyorsun ama ben biliyorum ben tanıyorum bu insanları. Evet, mesela biraz da bir tane tanıdığım bir insan var. Ömrünü aç bir ilaç geçiriyor ama hep sürekli sorsa genetik yatkınlık işte. Ama aç. Açsın. Karnı buruluyor yanına geldiği zaman karnı buruluyor yani. Geç bu işleri şeker mesela tatlı koyuyorsun. İşte ben şeker tüketmiyorum ama 3 gün sonra ben onu Instagram'da görüyorum. Yine kilo vermişiz. Üzgün bir emoji. Falan. Ya kimi kandırıyorsun ya? Şunu söyleyebilir miyiz? Sosyal medyanın yani bu insanlara yapmış olduğu artı ve eksilerin aslında bir noktada şu dönem bence çok negatif olan kısmını görüyorum. Herkes güzel olacak, herkes zayıf olacak, herkes bakımlı olacak. Öyle bir dünya yok. Ha bizler de bu arada en kötü yok, halimizi koymuyoruz, ne kadar koyamayız. Herkes bunun içine giriyor. Aynen bir şekilde. O yüzden gerçekten birileri zayıfsa diyet yapıyordur. Aynen. Değilse yapıyor. Fark etmez. Neyse velhasıl kelam. Kim nasıl mutluysa o şekilde yaşasın ve biz tarifimize geçelim. Patates. İlk olarak patates. Patatesimiz. 10. Bir dakika dur. Şey kaçırdım. Başta çevirmiş sorun değil. Tamam. Buradan hiç kaçırdım. İlk olarak 4 adet patatesimiz var. Önceden haşladım. Bir dakika bölüyorum özür dilerim. Böyle. Söyleme. Biz ne yapıyoruz? Biz gnocchi yapıyoruz. Gnocchi ne? Bir makarna. Evet. Patates bir makarna içeriğinde. Tutan şeylerden bir tanesi unla birlikte patates. Açmak yok. İşte normalde makarnaları mesela ya bir makine olması gerekiyor bir şey. Evet, aparat yok. Hiç gerek aparat yok. Kurutmuyoruz bunu değil mi? Ben yok, hayır, kurutmuyoruz. Bir şey yok. Direkt şu malzemeleri pıt 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 karıştırıyoruz ve başlıyoruz. Şöyle bir aparatım var. Yanlış olmasın. Şöyle küçük bir aparatım var. Bununla da biraz sonra tezgaha tamamen malzemelerimizi koyduktan sonra bununla birlikte alttan yukarı doğru yoğurarak bir işlemimiz var. Velhasıl bizim dedikodumuz bitmez. Başka bir turda devam ederiz. Biz tarifimize geçelim. İlk olarak patateslerimizden bahsetmek istiyorum. Benim orta boy 5 adet patatesim var. Yine ilk başta bunu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık olarak 2 porsiyonluk kadar yapmayı planladım. O yüzden ölçülerimi tamamen o anlamda şekillendirdim. Zaten yaparken de kıvam tutarak yani bir noktada aslında göz kararı açısından da ben malzemeleri yazacağım. Yine yapım aşamasında en sonunda açıklamalar kısmında bütün net olarak miktarları yazmış olacağım. Hadi başlayalım. Şöyle patatesimizi önceden haşlamıştım. Püre haline getirdim. Şimdi tezgahımızın üzerine alıyoruz. Patatesimizin kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Zaten direkt ezdik bunu değil mi? Aynen ezdik. Sıcak sıcağı yapmanız oldukça daha da rahat olacak. Çünkü soğuduktan sonra patatesi ezmek zor olacaktır. Şöyle. Peki bunda patatesin biraz soğumasını beklememiz gerekiyor mu? Yoksa
sıcak halinde yaparsak daha kolay ezmek rahat olacak. Kıvama getirmek için. Şöyle. Artık olma kısmında yani. Olma kısmında tabii ki çok sıcak olmaması gerekiyor. Yumurta şu an bizim ılık. Içinde. Bizim ılık. Aynen bir tık. Çünkü çok sıcak olursa da bu sefer çok böyle buharlar gelirse de yumurta pişer. Biraz şov yapalım mı? Yapalım. Yapalım şefim. Ben ellerim hodur hodur başlıyormuşum. Şöyle. İki tane yumurtamız var. Yumurtanın sarısını sadece kullanacağız. Hemen onları hazırlıyorum ve geliyorum. Mutfakta eldiven kullanmayı seviyor musun? Hiç. Ben de. Çünkü elin geçtiğini... Olmaz bu işi. Ben de aynı kafadayım. Yavaş yavaş... Şöyle... Buyurun musun? Bir tanesini ekliyorum. Mutfakta olmazsa olmaz. Süslü olmadan o yemek... Olmaz. Olmaz. Aynen. Soruyorlar bana. Gerçekten... Hep böyle misiniz? Yani videolarda evet. Onun dışında rutin halinde tabii ki bu şekilde giyiniyorum. Buyurunuz şöyle. Evet şunları hemen koyayım tezgaha. Yumurtalarımızı ekledik. Şimdi yoğurma kısmında baktım elin unlanmış. Ben yapsak mı denesek mi? Ben biraz yanlıyor gibiyim. Ama ben şunu kullanmadan başladım. Tamam ben de zaten şöyle bir şey var. Eldiven kullanmayı sevmiyorum. Çünkü yemek yaparken elimizin lezzetini ben bu şekilde daha da böyle özümsenerek yapıldığını düşünüyorum. Sena da tamamen benim aynı kafamda aynı şekilde seviyor. O zaman başlayalım. Devam edelim. Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Yapacaksın. Ben biraz şöyle başlıyorum o evet. zaman. Evet. Tuzumuzu da ekleyeceğiz. Şöyle. Yavaş yavaş sıvı ortaya. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Hatta biraz daha da ekleyebiliriz. Biz iki tatlı kaşığı yapalım çünkü patates. Oldukça nişastasını bıraktıkça da daha da bir tuzsuz hale gelecek. Şimdi bu bölümde artık biraz şöyle. Burada önemli, cıvık olmasında hiçbir sıkıntı yok. Un ekleyerek onu kıvam haline getirebilirsin. Kuru olduktan sonra evet. ıslatmak ve tadını zaten bozan bir şey. Şimdi ben bir tık un evet. alayım. Şöyle. Bakmayın ben size söylemiştim, gayet de yapmayı biliyor. Hiç mütevazı olmaya gerek dur, yok. Patlamasın hiç, biraz yola gelsin, anlatacaklarım var. Evet. Bir tık daha koyuyorum. Dur. Şimdi şöyle. Bak elime geldi. Sahibini biliyor ama bunu benle yapacağız. Sena yoğururken ben yine elimi atmadan duramayacağım. Şu tereyağımızı ekliyorum. Dur şimdi söyle. Şefim şunu bir toplayayım lütfen. Aa. 100 gram tereyağı kullanacağız bu arada. Dediğim gibi 5 tane orta boy patatese 100 gram tereyağı yeterli olacak. Şimdi bu noktada her ellediğinizde zaten yaklaşık elinize geliyor. Yaklaşık olarak da bir 300 gram kadar da un düşünüyorum. Ki zaten ufak ufak da topluyor. Ölçtüğüm evet. tamamen bu spatular gereksiz gibi duran şeyler bu noktada siz bu un gluten bağlarını görüyorsunuz değil mi bizde de? Estiriyor. Açıldı. Gluten bağlarını vermeye çalışırken benim birazcık yapışıyordu. Benim kız açıldı. Seni ama ben yumurşaya yapıyorum. Olsun ya önemli değil. Tamam. Mutfakta olacak. Ben biraz fazla bugün sen geliyorsun tamam. Biraz sen daha un alayım mı ben? Biraz vereceğim. Sonra. Dediğim gibi zaten 300 gram. Ortalama. Yavaş yavaş topluyor. Her seferinde biraz daha. Bence şu an birazcık tereyağını tamam. almalısın. Alayım, yedireyim. Evet. Bunu biraz. Şunu da şöyle vereceğim. Allah. Parçalayalım. Oh. hani mesela. Dur geliyorum. Böyle bu tür hassasiyetleri olan insanlar için fazla. Fazla şeffaf bir YouTube evet. oldu. Ama arkadaşlar dediğim gibi. Sena bunu hamur yoğurma makinesinde de tabii ki de yapabilirdik ama herkesin evinde böyle bir durum olmadığı için bunu bizi izleyen öğrenci de yapabilir. Bir makarna yapmak istediğinde işte bu. Sadece şunun için de bu kadar şeffaf olmasını istedik. Yani bu hamur toplanma süresi ne aşamalardan geçiyor? Bu da önemli. Kesinlikle öyle ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Benim genel olarak sayfamdaki ve blogumda yapmış olduğum yemekler herkese hitap eden, zorlamadan da yapılabilecek. Çünkü aparat herkese dediğim gibi doğru ve şu an zamlardan da dolayı tabii canım her şey var olan her şey 3 katı fiyatına. O yüzden tarifleri seçerken de en kolay olabilecek şekilde herkese hitap etsin. Öğrenci, ev hanımına, evet. yani yapabilen ya herkese. Bunu, bu arada bir çatalı olan, unu olan, yoğurdu, yumurtası, tereyağı olan herkes bir öğrenci yurdunda da yapılabilecek bir şey. Bir de bence çok bereketli değil mi?
Tamam mı şimdi? Ben de tamamız. Evet. Şimdi hamur daha demin yine bir tık daha kendini verdiği için biz birazcık daha un ekledik ve o ikiye bölmüş haline şöyle gösterelim size. Gösterdik şöyle. Bu arada şekil verme kısmı sizi korkutmasın. Ya ben öylesine şu en kolay haliyle zaten biz de yapacağız. Çünkü evde nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyoruz. En kolayından nasıl olur? İki tane bezemiz var. Şöyle. Şimdi onları da yine böyle bir ikiye bölüp ya toplamda 4 tane olacak şekilde. Ben şimdi halledeceğim. Sen alayım sos ya. Bölümünde. Sos hadi tamam ben sos kısmında yapayım. Yavaştan hazırlamaya başladı. Sosunda domates kullanıyorum. 3 adet şöyle orta boydan bir tık daha küçük domatesimiz var. Sarımsağımız var. Soğanımız var. Bir de domates rendemiz var. Her yaz hazırlıyorum. Onu kullanacağım. İlk önce soğanımı soymakla başlıyorum. Bir yandan da senaryo gösterelim. Şu şekilde daha böyle ince olacak. İnce olduktan sonra keseceğiz. Ve bir çatal yardımıyla da zaten şekil verme kısmı var. Zaten en bilinir ve ismi de hani gnocchi dediğimiz zaman akla gelen şey o şekli. Evet. Diğerlerinden ayıran. Mesela yoktur o. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ama aynı şey. Ama şeyine bağlı bence biraz. Yok hangisi olursa olsun gözlerim her fena. Diyorsun. Aynen. Her mevsim gözlerim yaşlı. Yok öyle de değildi ama hani böyle kışın daha acı bir soğan olur ya. Vallahi hiç fark etmiyor. Şu an doğramadım. Sadece bir böyle kesiyorum. Bu da ne güzel koktu be. Ya soğanın sarımsağın girdiği bir yemek sence? Ben ne kadar kötü olabilir? Soğan ve sarımsak düşkünü bir insanım ama ilk hamileliğimde aylarca çok yemek yiyebildim. Ne soğan. Hiç unutmuyorum bir gün biz o zaman Beylerbeyi'nde oturuyorduk. Beylerbeyi'nde de Çengelköy börekçisi vardır ya böyle klasik. Çok ama da güzel. Ama o kadar canım istiyor ki size anlatamam. O kıymalı olan ölüyorum. Var ya. Evet. Ölüyorum canım onu istiyorum. Gözüm. Onu yemek istiyorum. Aklıma geliyor onun bıraktığı tat. Ama soğan yemiyorum onu biliyorsunuz içinde 500 kilo falan soğan var. Kıyması zaten daha az. Ben evet. Sana söyleyeyim. Soğan. Neyse aldık. Daha lokmayı ağzıma atamadan komple. Görmeniz lazım halimi böyle yaklaştırdım. O soğan kokusu aldı beni götürdü. Ama hep aklımdaydı yani. Doğurduktan sonra ilk yediğim şey gerçekten belki de o şey olabilir. Hayır, şimdi gözüm bir şey söyleyeceğim. Şuranın kısmadan, kalınlığı iyidir. Evet. O diğer taraf bir tık daha inceleyecek. Evet. Şekil verme sırasına geldik. İki tane şeklini göstermek istiyoruz. İlk olarak şöyle çatalınızın ters tarafına hamurunuzu koyuyorsunuz ve yuvarlıyorsunuz. Bu klasik hali. Diğer bir şekli de bu şekilde hazırlayıp yine ortadan şöyle çatalla çiziyorsunuz. Böyle böyle doğruyoruz. Bu sizin tamamen ne kadar daha kalın yemek istediğinizle doğru orantılı. Bunda bir tık daha ince oluyor evet. Hamur oranı. Şöyle bastırıyorum. Sonra hop çeviriyorum. Nazikçe. Bu şekilde oluyor. Doğramış olduğum soğan, sarımsağı, zeytinyağı ekleyip ocağa alacağım. 2 yemek kaşığı yeterli olacak. Sotelenirken domateslerimi ekleyeceğim. Ardından da domates sosumuzu ekleyeceğiz. Evde eşin için yani beslenme şekli olarak ne yapıyorsun? Sonuçta sporcu, bu arada sen anlayışı futbolcu, bilenleriniz vardır. Ekstra bilmeyeniniz bir şey yapmıyoruz. Sadece sağlıklı besleniyoruz. Çünkü onların zaten çok çok ağır bir idman programı olduğu için neyseye karşı o da doğru, sıkıntı yok. O da doğru. O yüzden şey daha sağlıklı hani işte. Ama protein ağırlıklı protein sanırım. Ama tek proteinle de olmuyor. Sebzede bir o kadar olması gerekiyor. İşte aslında hiç fark etmez. İşin özü yine sağlıklı beslenmeye geliyor. Sağlıklı olduktan sonra ne iş yapıyorsan yap, ortalama bir tarzı benimsemek gerekiyor. Futbolcu eşi olmak nasıl bir duygu? Bence bir fark yok herhangi bir işten. Çünkü benim eşim de çok fazla futbolcu eşi olmak nasıl bir duyguyu soracağım bir şey. Ya karakter. O anlamda yaşam tarzı olarak çok farklı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Sorumlulukları çok farklı. Sorumluluklar ve hani yorgunluklar var. İşte gerek işte var, oynadığı benim takımların sürekli değişmesinden kaynaklı sürekli bir yer değişimi durumunuz. Bu yer değiştirince sürekli her şey değişiyor. İki çocuk var. Bu anlamda sordum. Yoksa diğer tabii anlamda değil. Bu kısım o, sanki biraz zor. Mesela benim doğumumda ikinci de eşim yoktu. Benim doğumumda doğuracağımı öğrendim.
İşte doktorum doğum başlamış dedi. Ben hemen girdim. Uçak biletini aldım. O sırada İlman'daydı. Aradım, dedim ki böyle böyle. Ben doğuruyorum. Uçak biletini de aldım. Saat 10'da uçağın var. Atlar gelirsin. Çok tatlı. Sesini doğurabilecek misin dedi. İşte inanılmaz. Dedim elimden geleni yapacağım. Hani sana söz veremem. Hocadan ona göre izin alacağım. O yüzden soruyorum falan. Yani dedim gerçekten i̇şte, doğurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu mesleğinde böyle bir zorluğu var. Evet. Gerçekten. Sonra neyse aradı beni, dedi ki benim uçağım rötar yapmış. Bir saat geç geleceğim ve ben artık o kadar doğuruyordum ki. Dedim ki ben bekleyemem, ben doğuruyorum. Nasıl bekleyeceksin zaten? Bu sefer bana öptü. Senoş o kadar geliyorum ama biraz da bekle ya. İçinde tut, bekle. Dedim, yani daha fazla bekleyemez. Sen gelince görürsün. Gerçekten ben doğurdum. Odaya geldim. Aradan bir saat, bir buçuk saat falan geçti. Garibim geldi. Öyle tanıştı bizimle yani. Çocuğu sonra gördü. Ertesi günde geri gitti. Biz ondan 20 gün sonra gitmek zorunda kaldık. Bu tür şeyler var. Hastalıklı, sağlıklı, oydu buydu. Bunların hepsi Mustafa'nın işine bağlı. Ya bir yerde değişen şey gibi biraz şey sanki yok. Böyle bir askeri düzen var evet. Gibi asla baktığında. Gerçekten var. İşte maçtan bir gün önce zaten kampları oluyor. Haftada iki gün fix yok. Hı-hı. Onun dışında çoğu zaman işte aylık aydıyız yani. Ama güzel, keyifli. Ben de bunu çok iyi yönetiyorsun. Ama havalandığına göre veriyor bence. Ben zaten başka türlüsünü yapamazdım gibi geliyor. Neyse ben de o dinamiklere girmeyelim şimdi. Diğer hani böyle kafamıza da çok taşlar girmesin. Ama aynen. Karakter meselesi. Doğru. Ben söylüyorum. Ben bu kadarını yapabilirdim diyorum yani. Hı-hı. Benim için müthiş bir stil diyorum. O yüzden güzel yani. Tabii ki zor. Askeri nizam, düzen, mecburi şeyler. Ya gerçekten mesela şey diyor adam ya, ötesi var mı? Kesin doğurabilecek misin? Hocam öğretmenim. Hocamdan ona göre izin alacağım çünkü hocanın da yapacak bir şey yok. Ya şimdi fikstür var, bir her şey belli var, bir durum var. Şimdi yaşıyor. Adam iki gün izin alacak, iki gün idman kaçırabilir sadece. İkiden ötesi yok. Çocuğu da doğursa fark etmez, yapacak bir şey yok. Ya da aynen hasta öyle. Olsam da yapacak bir şey yok. Aman ben bugün gitmeyeyim, işte birazcık erteleyeyim. İşte mesela geç doğur, erken doğur yok. Mümkün ya değil olmuyor, tabii. Mümkün değil, o plana yapamıyorsun. O bir tamamen bir doğal bir süreç çünkü. Evet. De. Ama sonra sen de alışıyorsun, o da alışıyor. Artık bunlar normal geliyor bana. Makarnalarımıza. Tamam, tamam, sen başla. Tamam. Evet. Makarnalarımıza şekil verdim. Verdik. Sena ve İrem işbirliğiyle. Yok, harika oldu hepsi. Güzel oldu, güzel oldu. Evet. Şimdi kaynamış olan suya ekleyeceğim. Diğer bir yandan da zaten sosun pişmeye devam ediyor. Biz bunları pişirdikten sonra ve temizledikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Şöyle göstereyim yakından. Soğan, sarımsağımız kendini bıraktı. Şöyle bir kavanozun, bu yaklaşık 500 mililitre, yarısını ekleyeceğim. Şöyle. Şöyle tuz. Karabiberimiz var. Şöyle. Ekledim. Ve fesleğenleri içine ekleyip pişiriyoruz. Makarnamız pişti. Şimdi tavada sosla buluşturma zamanı. Şöyle alıyorum. Makarnamız hazır. Sosla birleştirdik. Sunumu aldık. Şöyle göstermek istiyorum. Üzerine fesleğen yaprağımız ve son noktası parmesan. Çok severim. Aşırı yakışmıyor aşırı mu? Aşırı severim. Ben onu her türlü yerim. Şöyle bir dökeceğim. Sen ne kadar istersin? Bu arada benim zamanda jinekoloğum hamileyken mutlaka parmesan yedirmişti. Çünkü peynir ailesi grubu içerisinde ve içinde kalsiyum oranı en yüksek parmesanmış. Bu bilgiyi verdiğin için de çok teşekkür ederiz. Öyle küçük dedim, boş geçmesin bugün de. Asla, hiçbir konuda. Tadım yapalım mı? Yapalım. En sevdiğimiz kısma geldik. Tadım tamam, kısmı. Biz yaptık diye demiyorum ama müthiş kokuyor. Baksanıza. Bayağı iyi. Bayağı, bayağı, bayağı. Ben beğendim. Müthiş. Gerçekten çok beğendim. O zaman bitirelim. O zaman bitirelim. Çok iyiymiş. Çok da sıcak sıcak yiyoruz ama. Ekipte bekleyenler de var ama birazcık onları da bence. Reji bekliyor. Harika olmuş. Reji bekliyor.
bugün benimle birlikte bu mutfakta yemek yaptığı için arkadaşıma çok teşekkür ederim. Aşırı eğlendik. Zaten izlerken de sizler de eğleneceğinizden çok eminim. Bu arada Sena'nın da bir kanalı var. Çok güzel vlogları var. Aşağıya bırakıyoruz. Aynı şekilde Instagram'da da takip edebilirsiniz. Nereye? Dediğim gibi şuraya. Buraya bırakıyoruz. Dediğim gibi bu makarnaya bir kez şans vermenizi istiyorum ve deneyin mutlaka. Herkese sevgiler. Hepinize afiyet olsun. Çok güzel. Hoşçakalın.